Bolu Bilgi Haber olarak bugün de Yayalar Köprüsü'nün olduğu yerdeyiz. Dört Divan Yayalar Köprüsü 8 aydan beri kapalı. Yeni köprü yapılacağı gerekçesiyle köprü şu anda kapalı. Burada 9 köy bulunuyor. 9 köyün geçiş güzergahı olan bu köprünün kapatılması 9 köyü mağdur etti. Bugün de Yayalar köylüleri toplandı. Onların isteklerini, taleplerini, şikayetlerini alacağız. Burada 4-5 köy var. Evet, Yayalar köyü sakinleri 1 kilometrelik mesafedeki köylerine ulaşabilmek için 8-10 kilometrelik bir yolu kat etmek zorunda kalıyorlar. Devlet köprüyü kapattı ancak köylüye alternatif geçiş güzergahı söylemedi, göstermedi. Bu da köylüleri mağdur ediyor. Bugün de Yayalar köylüleri şu anda kameralarımıza konuşmak için burada toplandı. Basını varsa biz yok. Yani burayı yıkmayacağız. Şimdi burayı yıkmayacağız abi. Yani bize bir alternatif yol ya da buranın bir çözümünü bulsunlar. Ya böyle bir çözümsüz iş olmaz. Yapsınlar. 8 aydır kapatılan yol hiçbir uygulama yapılmadan bu şekilde kapalı duruyor. Yani 100 gününde bu kadar suda, çiftçi bu kadar şey. Şimdi Kasım'a kadar bu sudan da geçebiliriz. Bir şeysik yapılana kadar. Buraya büyük bir boru. Burayı bir doldurmasınlar rampayı. Arabalarımız da geçer oradan. Yani biz mağduruyuz arkadaş. Köylerden geçemiyoruz. Olduğu gibi etraf kaza yapıyor. Vallahi deveciler ölenlerin içinden geçmiyor. Üzgünüm. Bir senedir köprü bu şekil kapattılar. Yani yolu yani kapatması soruyor. Kolay yani. Ama alternatif bir şey sunulması lazım. Yazık da mı çiftçiye ya? Ya biz açacağız. Şey olarak, Kaymakam Bey'in dikkatine. Köprüyü açacağız. Gelsinler. İsterse Kaymakam Bey gelsin. Jandarması gelsin. Kim bakıyorsa özel idare gelsin. İşte bir sorun yolumuzu bulsunlar. Yani yabancı bir vatandaş geliyor. Allah muhafaza yangın olsa etvayı yolu bilmiyor arkadaş. Vallahi etvayı yolu bilmiyor. Burada 5-6 tane köy komple iletişimi kapalı ya. 12 köy. Yani bu şekilde olmaz. 12 köy. Evet, Yayalar Köprüsü 8 aydır kapalı diyorsunuz. Siz neler söylemek istersiniz? Vallahi köyümüzün köprüsü 8 aydır kapalı. Vatandaş zor durumda. Bak sıra zamanı geldi. Ne duvar bir şekilde çekiyor. Ne sapımızı götürüyor. Bak sulama yapıyor. Traktör geçiyor. Ya bu köprü 8-9 aydır. Siyasiler de bundan ilgilenen yok. Ya ne bileyim biz mağdur durumda ya. Bir tek bizim köyde de değil. Kaç tane köy geçiyor buradan. Biz nereden geçiyoruz ya? Başka yerlerden 1 kilometre yere 8 kilometreden dolanıyoruz. Bu 7-8 aydır bir köprünün bu kadar, yani ne demek bunu yani koca caddenin üzerinde biz yolu mu kapatalım? Yani ne yapmak istiyor? Yani devlette ihale dediler. İhale ise 1,5 sene müddet vermişler. Biz 1 sene, 1,5 sene ne yapacağız ya burada? Yani biz bir an önce bu köprünün yapılması, eğer değilse buranın bir an bir çözüm bulmaları lazım. Bizim en azından traktörümüz, arabamız geçmesi için bir çözüm bulsunlar. Tamam, eğer bir şeyse köprünün bir ayağı diye, değilse komşu burada mesuliyet de alacak yani buradan arabaların geçmesi için. Mustafa abi konuşuyorum. Eğer bu 15-20 gün yaklaş, bir ay içinde eğer bu köprüye başlanmazsa biz burayı açacağız. Zaten karakol mu gelir? Kaymakam mı gelir? Vali mi gelir? Kim gelirse gelsin hemşerim. Biz burada bir sene oldu ya, bir senedir mağduruz. Ne ilgilenen var bizimle, ne devletten ilgilenen var, ne kaymakamdan ilgilenen var. Kaymakam geldi kapattı, kapatmak kolay. 10 dakika sürdü. Ama bir senedir bura kapalı. Bir senedir mağduruz ya, biz 500 metre, 1 kilometre yere 5 kilometreden dolanıyoruz ya. Mazot olmuş bugün 40 lira. Kolay mı bu iş ya? Devletin başka her yeri yapıyor da devlet burada bizim 10 metre, gel ölç şu köprüyü, 10 metre boyu var. Eğer 10 metreye bir devletin gücü yetmiyorsa biz bu devlete %99 ay çıktı bizden ya. Eğer bu devlete biz bunu niye yaptık biz bunu o zaman yani? Politikacına hiç uğramasın buraya. Allah Allah. Seçimden önce herkes burada yarın yapılıyor, öbür gün yapılıyor diye 15 gün oldu. %98 oy çıkan bir yerden hiç uğramasın AK Parti. Hepimiz veduk. Ama pişmanıyız. Hemşerim, eğer buraya 20 günde bir şey yapılmazsa biz bu köprüyü açacağız. Kaymakam mı gelir, karakol mu gelir, vali mi gelir, kim gelirse gelsin. Bak komşular hep burada bak. Biz burayı açacağız arkadaş. Kaymakam mı, kim engelliyse biz engellesin. Engellesin ya. Allah Allah, bu köprü 25 senedir ayakları böyle. Ya geçmiyorsa
üst ağır vasıta. Ağır vasıtayı kapatalım. Kapatsın üstünü. Köprünün iki kenarlarından ağır vasıtayı kapatalım. Yok. Profil atalım. Altından motorla taksiyle geçsin. Bu kadar basit. Ağır vasıta girmesin. Ağır'a da gerek yok. Allah Allah. Ağır'a da gerek yok. Anlaşılır şekilde konuşalım. Bu tarafa gelin, yanıma gelin. Konuşmak isteyen yanıma şimdi gelsin. Bak, ağır vasıtaya gerek yok. Köprünün ayağının dış şeysi değil, ana temeli değil. Bozulmuş, bura kazdılar bu şekil. Biz mağdur duruma düştük. Daha bundan bu arazisi var mı? Ben Dolanac'ın 10 kilometre, 15 kilometre, Adaköy'ü, Doğancıları, Çardağı. Yani bunu bir şekil, bunun yapılacında da bir şey yok. Bir zor durumu da yok. Hazır kirişinde eskisi gibi değil kardeşim. Teknoloji ilerledi. Bize bir yardımcı olan yok. Bizi dinleyen yok. Şimdi sesimizi duyan yok. Bu köprü şu anda 9 köyün birbirinden bağlıyor. 9-10 köyün, 12 köyün. Ya sadece saydığımız köyler değil. Bütün buradan Gerede Şeysi'ne kadana, Kılıçlar'dan, Göbüler'den, Yalacık'tan, Tut, Kurcaköy, komplesi buradan çalışan köyler. Peki siz Dört Divan'a gidebilmek için ne kadar bir yol kat ediyorsunuz mevcut durumda şu an? Biz şimdi en az 5-6 kilo, 10 kilometre Adaköy'den dolanırsa öyle. Mezardan giderse zaten Deveciler, Ölüyenler Mahallesi sokaklarından iki araba birbirine geçmiyor. Çoluk çocuk yarın bir kaza yapacak üzgününde. Bizim durumumuz çok fena. Kaç aydan beri kapalı şu anda köprü? 8-10 aydan beri kapalı. Geçen seneki Kasım, Eylül'den bu yana kapalı. Bir sene oluyor neredeyse. Vallahi bir sene oluyor. Vallahi bir senedir kapalı. Hiç ele alan yok. Bizi gelip derdimizi dinleyen de yok. Bizi demek ki bizim bu el, bizim bura, bu vatan bizim. Bizi buraya, hepsini biz siyasetçileri biz destekliyoruz diye. Buraya bizim diye bize bakan yok arkadaş. Vallahi bizim diye bura, bizi hiç savunan yok. Saadettin abi bahsetsin. Vallahi, Doğu'da, vallahi yok adam. Tane şehir ya kardeşim, şehri değil. Altı ayda 10 şehir yapıyorlar. Şurada bir Maraş'ta deprem oldu, afet ise burası da afet. Köyün köprüsü olmadı mı afet demek yani, bu ne başka? Burası da afet aynı. Nerede kaldık sanki biz? Diye bakın diyor. Bartın'da iki tane köprü göçtü. 2 dakikada yaptılar. 1 dakika. Allah Allah. Sayın Cumhurbaşkanım, 20 yıla yakın ben sizinle çalıştım. Ben Mustafa Doğan Yiğit. Sayın Cumhurbaşkanım, köyümüze ambulans dahi giremez haldeyiz biz bak. Bana ne derdin sen, köylerine git daha rahat derdin. Ama köye geldim ben bu rahatı göremedim. Yani köyümüz çok zor bir durumda. Sadece bizim köyümüz değil. Birkaç köy zor durumda Sayın Cumhurbaşkanım. Lütfen bunu ele almanızı sizden rica ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, şu anda da zaten görüyorsunuz araçlar köprünün diğer yakasında. Şu anda geçiş yapamadığı için beklemek zorundalar. Özellikle de güz mevsimi. Görüyor musun beni? Evet, şu anda köprüyü görüyorsunuz. Traktörler tam da güz mevsiminde burada geçemedikleri için bekliyorlar. 10 kilometrelik bir alana dolaşmak zorunda kalıyorlar Dört Divan'a ulaşmak için veya en yakındaki tarlalarına ulaşabilmek için. Evet, görüyorsunuz şu anda köylüler mağduriyetlerini kameralarımıza anlatıyorlar. Yani bir ay içinde yıkılıyor kabul ettiler. 20 senedir aynı bu köprü. Ayakları da aynı, üstü de aynı, altı da aynı. Buradan 30 tonluk yem kamyonları tırlar gidiyor. 30 tonluk yem kamyonu geçiyor. Hiç de bir şey olmuyor. 35 tonla geçiyor. Hiçbir şey olmuyor. 40 ton. Bizim Dört Divan Kaymakam Bey'in bir düşüncemiz var bizim de. Diğer köylerden, bizim köyden bir su istenmiş. Yani bu su verilmedi, kabul edilmedi diye böyle bir anti bir düşünce var diye kabul ediyoruz. Hani kimseyi suçlamak değil bizim niyetimiz ama yani böyle bir düşünce de olabilir yani. O yüzden lütfen. Biz burayı açmadıkça başımız kurtulmaz arkadaşlar. Açacağız, kim ne eder etsin.
Açalım burayı. Allah Allah. Evet, yayalarlı vatandaşlarımızın haklı taleplerini siz de duydunuz. Yayalarlı köylerimiz köprülerinin bir an önce yapılmasını, köprü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde de alternatif bir güzergah gösterilmesini, gerekirse seyyar bir köprünün yapılarak hizmetlerine sunulmasını istiyorlar. Biz de bugün Bolu Bilgi Haber ve 4 Divan Daily News olarak geldik. Köylülerimizin, vatandaşlarımızın haklı taleplerini burada yerinde dinledik, yetkililere iletiyoruz.